Adli tatil sona erdi ve 2021-2022 adli yıl açılışı gerçekleştirildi. Isparta'da düzenlenen yeni adli yıl açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Türk milletinin tarihteki en büyük erdemlerinden birisinin de insanlığın nirvanası olarak kabul edilen adalet olduğunu belirterek adalet ve liyakat vurgusu yaptı. Isparta'da 2021-2022 yılı adli yıl açılışı için tören düzenlendi. Adliye binası önündeki törene Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye binası çalışanları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 1 Eylül itibariyle yeni adliye yılın başladığını belirtti. Akbulut, adliyelerde süren ve tamamlanan davalarla ilgili bilgileri paylaştı. Cumhuriyet Başsavcısına 2019 yılında 19.320 soruşturma davası geldiğine değinen Akbulut, aynı yıl 19.865 soruşturma dosyasının muktezaya bağlandığını söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığımıza 2019 yılı içerisinde 19.320 soruşturma dosyası gelmiş. Aynı yıl 19.865 dosya muktezaya bağlanmış. 2020 yılı içerisinde 17.245 soruşturma dosyası gelmiş. Aynı yıl 17.758 soruşturma dosyası muktezaya bağlanmış. Yani 2019 ve 2020 yıllarında Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen dosyalardan daha fazla dosya sonuçlandırılmıştır. Daha önceki yıllardan devreden yaklaşık 5000 bandındaki soruşturma dosyasının henüz sonuçlandırılamadığını belirten Akbulut, başarılarından ilham alıp hatalardan ders çıkartarak aynı özveriyle çalışmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'un konuşmasında terör örgütleri ve pandemi de vardı. Yıllardır etnik milliyetçi, ırkçı, ayrılıkçı PKK terör örgütüyle mücadele eden devletimiz, sonrasında kendi içerisine sızmış FETÖ, PDY terör örgütü mensubu yabancı mihrakları bünyesinden ihraç etmek için yoğun çaba ve mücadele göstermiş. Mütakiben ülkemiz ve dünyamız salgın hastalık belasıyla karşı karşıya kalmıştır. Orta Doğu'da meydana gelen savaşlar, yaşanan mülteci akını ve dünya ekonomik krizine değinen Akbulut, birlik ve beraberlik içinde olan Türk milletinin baş edemeyeceği mesele olmadığına da vurgu yaptı. Geçmişten günümüze kadar biriktirdiği adalet, liyakat, hakkaniyet, nefaset, sevgi, hoşgörü, iyilik, cömertlik, cesaret, azamet ve adalet gibi erdemleri insanlığa armağan eden Türk milleti, bu erdemlerden vücuda gelen ortak duygu ve düşüncelerimizin şekillendirdiği milli kültür ve kimliğine gönülden bağlı olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceği bir mesele yoktur. Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, Türk milletinin tarihteki en büyük erdemlerinden birisinin de insanlığın nirvanası olarak kabul edilen adalet olduğunu belirterek adalet ve liyakat vurgusu yaptı. Türk devlet felsefesinin mihenk taşı olan adalet mülkün temelidir ilkesi bir duvar yazısından ibaret değildir. Tarihte Türk milleti adaletle hükmettiği nispette yüksek medeniyetler kurmuş, adaletten uzaklaştığı nispette dünya sahnesinden çekilmiştir. Öyleyse bizi millet olarak başarıya ulaştıracak olan adalet ve liyakattır. Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya da avukatların sorunları ve talepleriyle ilgili bir konuşma yaptı. Adli yıl açılışı ikramla sona erdi.